Peşinde 10 kişi vardı. Bazıları bıçaklıydı. 17 yaşındaki Fatih canını kurtarmak için Ataköy'deki bir pasaja kaçtı. Saldırganlar onu yakaladı, önce yerlerde sürükledi, sonra da kalbinden bıçakladı. Üniversiteye hazırlanan 17 yaşındaki genci ölüme götüren kavganın nedeni ise sadece yan bakmaydı. Can havliyle kaçışan bir çocuk gördük. Yaklaşık 10 kişi bir çocuğu kovalıyordu. Orada bıçakladılar çocuğu. Biz anlayamadık yani, ne olduğunu anlayamadık. Bir insana yan bakmakla adam mı öldürülür, genç mi öldürülür? Şurada saklıyorum. Ya jüramda saklıyorum. Tişörtünü jüramda, jüramda. Fatih! O benim canımdı, canım, bir oğlumdu, bir oğlum, bir oğlum. Ayağına kapanırdım, onu dışarıya bırakmazdım, koymazdım. Odasına giremiyoruz, onun çalıştığı odaya giremiyoruz. Burası Ömer Fatih Öztürklerin odası. Ailesi kapıyı açıp bu odaya giremiyor. İşte çok 17 yaşındaki genç ve arkadaşı Ataköy'de bir alışveriş merkezinde yemek yiyordu. İkili yan masadaki grupla yan bakma nedeniyle tartıştı. Ömer Fatih Öztürkler ve birlikte yemek yediği arkadaşına laf atan saldırgan grup alışveriş merkezinin kapısının hemen önüne geldi ve daha büyük bir kalabalık haline geldiler. 10 kişiydiler, ellerinde bıçak vardı. Ömer Fatih Öztürkler ve arkadaşı dışarıya çıkar çıkmaz da... Yani ne olduğunu anlayamadık. 17 yaşındaki genç yerden kalkmayı başardı ama yalnızca birkaç adım daha atabildi ve tam bu noktaya geldiğinde peşindeki 10 kişilik eli bıçaklı grup onu bir kez daha yere düşürdü ve bıçağı tam 4 yerine sapladılar. Yapılan müdahaleler 17 yaşındaki genci kurtarmaya yetmedi. Acılı baba oğlu... Annesi onun öldürüldüğü yerde gözyaşı dökerken katil yakalandı haberini bekledi. Ama o haber bugün de gelmedi. Polis Ömer Fatih'in katilini hala bulamadı. Aile bu yüzden yürüdü bugün. Yol kapattı ama gerginlik vardı. Çarşıya adım attı. Çünkü o çarşıya cinayetin tutuksuz 5 sanığı gelecekti. Yutkundu, adımları yavaşladı. Ataköy'de öldürülen Fatih Öztürkler cinayeti davasının keşfinde Fatih'in babası çok zor anlar yaşadı. Öldüm, öldüm, dirildim. Her dakikam, saniyem öldüm. Fatih'in yeni bıçaklandığını hissettim hep. 17 yaşındaki Ömer Fatih Öztürkler Ataköy'de yan baktın cinayetine kurban gitti. İddiaya göre Fatih'e saldıranlardan biri onu bıçaklayarak öldürdü ve hala firarda. Biri tutuklu, 6 sanıksa yargılanıyor ve Fatih'in ailesinin acısı o gün bugün dinmiyor. Benim evimde her gün yas var. Acımızı dindirmiyor, rahatlatmıyor. İçeriye girmesi benim acımı dindirmiyor, rahatlatmıyor. Onun annesi babası en azından diyecek ki benim çocuğum hapisten çıkmaya gelecek, benim çocuğum topraktan gelmiyor.